Parti gençlik kollarından birçok kişi bir araya gelerek Gazze'deki zulme dur dediler. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, Gazze'de yaşanan katliama yönelik basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran ve gençlik kollarından birçok katılımcı ile gerçekleştirildi. Başkan Köybaşı açıklamasında, "Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikate aykıran AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Say Stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdan derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altında alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı çocuk, kadın, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları susmuş olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine ihtilal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisini hatırlatan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 kilometre uzunluğu, 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın göz önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara Say Stop demek adına geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştir. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz ve Say Stop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan Ak Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek Say Stop diye haykırıyoruz. Bugün buraya gelen tüm Ak Gençliğin ilçe başkanlarına, teşkilat mensubu kardeşlerime, başta il başkanımız Sayın Ali Kemik Kur'an olmak üzere, milletvekilimiz Süleyman Özgün olmak üzere siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu zulme dur diyene kadar biz bu hareketlerimize devam edeceğiz inşallah. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kudüs özgürdür, özgür kalacak! Kudüs özgürdür, özgür kalacak! Kudüs özgürdür, özgür kalacak! Kudüs özgürdür! Özgür kalacak!